Yatak Bay'da hoş geldiniz. Bugün ben çocukken öğrendiğimde bunu sağda solda söylerim. Etrafımdakileri şaşırtınca da mantığını anlatıp ne kadar bilgili olduğumu gösteririm diye düşündüğüm bir cümle üzerine konuşmak istiyorum. Cümlemiz oku baban gibi eşek olma. Rivayet şöyle, vaktiyle Eğitim Bakanlığı da yapmış olan tarihçi Abdurrahman Şeref Bey, Galatasaray Lisesi'nde müdürken bir gün Sultan Abdülhamid'in hizmetkarlarından bir paşanın oğluna kızar. Öğrencilerin arasında çocuğa adam ol baban gibi der, eşek olma. Çocuk bunu babasına anlatır. Babası, vay demek ben bugün padişahımın mahiyetinde bir paşa olayım da bana eşek desin. Bunu ona soracağım der. Ertesi gün okula gidip hocayı bularak, beyefendi sizin bana eşek demeye ne hakkınız var? Ben padişahın mahiyetinde bir paşayım deyince Abdurrahman Şeref Bey, ne münasebet, ben sizi tanımıyorum, ne zaman eşek dedim diye sorar. Paşa, geçen gün okulda oğluma adam ol, baban gibi eşek olma diye bağırmışsınız der. Bunun üzerine Abdurrahman Bey, doğru, çocuğunuzu payladım, çalışmıyordu. Sizi örnek göstererek adam ol baban gibi, eşek olma diye söyledim der. Bu cevap üzerine paşa hem özür diler hem de teşekkür eder ve oradan ayrılır. Bu tarz cümlelerdeki anlam farklarını yazılı iletişimde virgülle, sözlü iletişimde vurgu tonlamayla ortaya çıkartabiliyoruz. Oku, baban gibi eşek olma cümlesini babasına eşek demek istediğimiz kişiye söylerken az önce benim kullandığım gibi bir vurgu tonlama yapıyoruz. Eğer yazılı ifade edeceksek de okudan sonra virgül koyuyoruz. Karşımızdakinin babasını övecek, onu örnek göstereceksek oku baban gibi eşek olma diyor. Yazılı iletişimde de virgülü oku baban gibi kısmından sonra koyuyoruz. Böylece babayı örnek göstermiş oluyoruz. Sözlü iletişim ve yazılı iletişimi ısrarla sözlü ifade ederek yeteri kadar kafa karıştırdıysak asıl konuşmak istediğimiz konuya geçelim. Söyleniş biçiminin yarattığı farktan çok cümlede kullanılan oku ifadesine odaklanmak istiyorum bugün. Okumak fiilinin günlük hayatımızda kitap, gazete okumak eylemlerinde kullanıldığını görüyoruz. Burası tamam. Diğer yandan bir otobüs yolculuğunda yaş almış bir amca yanına oturduğu genç delikanlıya okuyor musun diye soruyor. Buradaki amaç iletişime başlayıp yolculuğun daha eğlenceli ve çabuk geçmesini sağlamak. Orası ayrı bir konu. Okuyor musun sorusuyla tahsil durumunu öğrenmeye çalışıyor bu amca. Lisede veya üniversitede okuyorum gibi cevaplarla da okumak fiilini kullanarak cevap vermiş oluyoruz. Yoksa otobüsteki genç delikanlı amcaya elindeki kitabı göstererek evet Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu'nu okuyorum şeklinde bir cevap vermesi gerekirdi, verebilirdi. Alak suresi 1-5. ayetler. Yaratan Rabbinin adıyla oku, o insanı alaktan yaratmıştır. Oku kalemle yazmayı öğreten insana bilmediğini bildiren Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Kur'an-ı Kerim'de de okumak yine bir bilgi edinme, öğrenme sürecini tanımlamak için kullanılmış. Sürekli öğrenmenin, gelişimin önemi her yerde, her an karşımıza çıkıyor ve vurgulanıyor. Ben de kendi kanalım ekosistemde kendimi geliştirmek için eğitimlere nereden ulaşacağım başlıklı bir videoyla uzmanlık alanım olan eğitimleri, gelişim faaliyetlerini öğrenme kaynağı olarak nasıl daha verimli kullanabileceğimizi anlatmıştım. Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük'te okumak fiili 10 ayrı başlıkta tanımlanmış. Bir yazıyı meydana getiren harf ve işaretlere bakıp bunları çözümlemek veya seslendirmek. Bana umutsuz bir sesle son raporları okudu. Yazılmış bir metnin iletmek istediği şeyleri öğrenmek. Gazete bile okumak istemiyorum. Bir konuyu öğrenmek için okulda bir öğretmenin yanında veya yazılı şeyler üzerinde çalışmak, öğrenim görmek. Çabuk dil öğrenmedi, okumak istemedi. Sesli olarak söylemek. Salon boşalmaya başladı. Biz şiirler okuyup dinliyoruz. Bir şeyin anlamını çözmek, şifre okumak.
hastalığı iyi edeceğini ileri sürerek okuyup üflemek, üfürükçülük etmek. Bazı belirtilerle bir anlamı, gizli bir duyguyu anlamak, kavramak. Yüzünü benden saklıyor. Niçin? Çehresinde, melalinde aşkının matemini okumayayım diye mi? Değerlendirmek, sövmek, küfretmek, bir yere çağırmak, davet etmek, okuntu göndermek. Okumak fiilini bilgi edinmek anlamında kullanıyoruz. Tamam. Peki bilgi edinme kaynaklarımızdan en önemlisi olan kitaplarla aramız nasıl? Genellikle Japonya ile karşılaştırılan ve oldukça düşük olduğu bu şekilde tekrar tekrar vurgulanan kitap okuma alışkanlıklarımızla ilgili net verilere bakmak gerekiyor. Farklı araştırma sonuçları mevcut bu konuda. İnternet üzerinden kitap satışı yapan İdefix'te Türkiye Ne Okuyor başlıklı istatistikler yayınlanıyor. Bu istatistiklerde inlere göre son 6 ayın kitap satışları paylaşılıyor. İster birebir görüşmelerle yapılan, ister satışlardan yola çıkarak hazırlanan istatistiklere bakalım. Gerçek okuma kültürünün ne kadar yaygın olduğunu anlamak pek de kolay değil. Çünkü itiraf edelim, kitap satın almayı, okuduğumuzu iddia etmeyi, bir kahveyle birlikte kitap fotoğrafı paylaşarak like toplamayı seviyoruz. Yani görünenle gerçekte olan pek birbirini tutmuyor. Tam olarak ne zaman olduğunu hatırlamıyorum ama uçağa binmek için salonda bekliyordum. Yanımdaki beyefendi ayağa kalkıp şöyle bir salonu dolaştı. Sonra eşinin yanına gitti, geldi. Salondaki herkesin elinde telefon var. Sadece 3 kişi kitabı okuyor. Vallahi bravo bu 3 kişiye dedi. Peki o anda telefonla ilgilenenlerin yaptığı şey gerçekten de kitap okumaktan daha değersiz bir eylem miydi? Mesela bir kişi Twitter'da takip ettiği bir yazarın yeni yazısını bulup akıllı telefonundan okuyor olabilir mi? Başka bir kişi hazırladığı tezi için bir makale okuyor olabilir mi orada? Başka bir kişi e-kitap okuyor olabilir mi? Tamam, kabul ediyorum. Tabii ki çoğunluk o anda farklı sosyal medya araçlarıyla boş zaman geçirmek olarak tabir edeceğimiz şeyler yapıyor olabilirdi. Ancak her kitap okumayanın da bir bilgi edinme faaliyetinde bulunmadığını düşünmek çok da doğru değil sanki. Bu noktada kitap okumanın başka bir yöntemi olabilir mi sorusunu sormanın zamanı geldi. Girişimcilik eğitimlerinde bir fikir üretmekle o fikri gerçekleştirmek, hayata geçirmek üzere harekete geçmek arasındaki farkı anlatırken hep şu örneği veriyorum. Yıllar önce Gazi Üniversitesi'ni kazanıp Elazığ'dan Ankara'ya geldim. Okul hayatım boyunca ve okul bittikten sonra da kendime bir araba alana kadar bir süre Elazığ-Ankara arası yolu otobüsle gelip gittim. Yol şartları nedeniyle 11 saat süren bir yolculuk bu. Genellikle gece seyahat ediyordum ancak uyumakla da bitecek bir süre değil takdir edersiniz. Dolayısıyla yanıma kitap alırdım. Aslında kitaplar almak isterdim çünkü birini okurken sıkılırsam başka birine okuma imkanımın olması beni rahatlatıyordu. Ancak birden fazla kitabı yanımda taşımak da öyle pek kolay olmuyordu. O dönemlerde cebimizdeki telefonların yapabildiği en akıllıca şey şekilli mesajlar atmaktı. Ben de hep hayal ederdim. Bir ekran olsa, her bir kitabın çip gibi bir şeyleri olsa, o ekrana o çipleri takıp istediğimiz kitabı okuyabilsek. İşte ben bu hayali kurarken bu ekranı tasarlayıp üreten, satan kişiye girişimci diyoruz. Konumuz girişimcilik değil, konumuz kitap okumanın farklı şekilleri olabilir mi? Her ne kadar dijital kitap hayali kurmuş olsam da e-kitaplar yaygınlaşmaya başladığında pek mutlu olduğumu söyleyemeyeceğim. Kitabın dokusu, kokusu, altını çizebilme, etrafında notlar alabilme, alır almaz kapak sayfasının hemen altına tarih ve şehir notu düşebilme, hatta mümkünse yazarına imzalatabilme gibi İnanılmaz keyif verici faaliyetlerin hiçbirini yapamadığımız e-kitaplar dijital dünyanın önümüze sunduğu bir kolaylaştırıcı. E-kitaplar farklı yerlerde, farklı zamanlarda birden fazla kitabı yanımızda taşımak zorunda bırakmaması, pratik kullanımı, hatta göreceli olarak basım ve kağıt maliyeti olmamasından dolayı uygun fiyatlı olması gibi
pek çok avantajı hiç durmadan böyle önümüze sunuyor. Diğer yandan bir şekilde e-kitaplara ısınamamış olmam ve az önce saydığım durumları yaşarken daha az kitap okuyor olmamdan kaynaklı bir mutsuzluğum da oldu. Üstelik e-kitapları sevsem de gün içerisinde genellikle kendi aracımla bir yerden bir yere gidiyor olmam ve bir şoförümün olmaması dolayısıyla araç kullanırken e-kitap veya normal kitap okuyamıyor olmam da hepsi üst üste gelen unsurlar. Tüm bunlar bir araya gelince dijital dünyanın bize sunduğu nimetlerden faydalanmıyor olmak artık anlamsız kalmaya başlıyordu. Ben de e-kitap yerine sesli kitabı denemeye karar verdim. Uzun süredir reklamlarını görüyordum. Geçtiğimiz günlerde yine kendi aracımla gideceğim bir şehirler arası seyahat öncesinde bu sesli kitap uygulamalarından bir tanesini denemeye karar verdim. Üstelik çıktığından beri okumak istediğim bir kitap olan Malcolm Gladwell'in Outliers, Çizginin Dışındakiler, Bazı İnsanlar Neden Daha Başarılı Olur kitabını okumak istedim. Daha doğrusu dinlemeye karar verdim. Kitabı YouTube videolarını ilgiyle takip ettiğim Barış Özcan'ın seslendiriyor olması da önemli bir etki oluşturdu. Onu da söylemek isterim. Kitap dinleme deneyimimi tek cümleyle özetleyeyim. İnanılmaz verimli. Kitabı Ankara-Antalya arası gidiş dönüş seyahatimde bitirdim. Aynı anda hem araç kullanıp hem de verimli bir şeyler dinlemek oldukça güzel bir deneyim oldu benim için. Arada eksik gördüğüm nokta ilgilendiğim satırların altını çizememe, notlar alamama konusu oldu. Ancak bu durumu da ilgili bölümleri aklımda tutmak üzere zihnimi biraz daha fazla çalıştırmak, zorlamak şeklinde çözdüğümü söyleyebilirim. Bu seyahat sonrası her fırsatta bir kitap açıp dinleme eylemini tekrar etmeye başladım. Dolayısıyla kitap okuma alışkanlığı yavaş yavaş yerini kitap dinleme alışkanlığına bırakmaya başladı benim hayatımda. Bir iki yerde konu açıldığında en son Outliers'ı okudum demek yerine dinledim demeye bile başladım. İlginç ve verimli bir deneyim kitap dinlemek. Çocukluğumuzda anne babalarımızın masal kitaplarını okuduğunda zihnimizde ve kalbimizde oluşan etkiyi böyle hafiften de olsa yarattığını söyleyebilirim. Yapmam dediğimiz pek çok şeyi hayat önümüze getiriveriyor. Sonuçta pratik, verimli ve etkili bir çözüm sunduğu müddetçe teknolojinin ve dijital dünyanın sunduğu nimetleri yok sayamayacağımız kesin. Kitaplar sesli ve e-kitap olunca önünde ara sıra zaman geçirip farklı farklı kitapları kurcalayıp hatta önünde bağdaş kurup kitaba kapılıp uzun uzun okuduğumuz o kitaplara ne olacak? Onu da düşünmek gerekiyor. Diğer yandan daha az harcanacak kağıtla kesilen ağaç sayısının da azalacağını unutmamak gerek. Belki de bir gün Matrix filminde istenen bilgi, özellik ve yeteneklerin kısa sürede o kişiye yüklenebilmesi gibi kitaplarımızı da zihnimize yükleyivereceğiz. Bu durum benim gibi biraz sonuç kadar süreci de önemseyenlerin pek hoşuna gitmeyecek, orası kesin. Bekleyip göreceğiz. Zaman ve teknoloji bakalım bize neler gösterecek. Muhabbetle.